Ve önümüzde 29 Ocak tarihinde Vatan Gazetesi'nde eski Diyanet İşleri Başkanımız Süleyman Ateş Hoca'ya sorulan bir soru ve Süleyman Ateş'in verdiği bir cevap var. Kısaca bunu aktaralım, sonra hocamıza konuya ilişkin görüşünü soralım istiyoruz. Şimdi Süleyman Ateş Hoca'ya bir okuyucusu şunu sormuş. Hazreti Muhammed, "Ya Rab, benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma," buyurmuş. Bu hadis doğru mudur demiş. Süleyman Ateş Hoca'nın cevabı da şöyle. Hazreti Peygamber'in, peygamberlerinin kabirlerini mabet haline getirenlere lanet okuduğu bilinir. Yazdığınız hadis doğrudur. Çünkü Kur'an'ın ruhunu yansıtır. Kur'an'ın temel amacı tevhiddir. Putçuluğa yol açacak her türlü hareketten sakındırmadır. Peygamberin eşyasını kutsamak putperestlikten başka nedir? Hazreti Ömer haç yolunda bazı kimselerin Hazreti Peygamber'in Hudeybiye'de gölgesinde ashabından beyat aldığı ağacı ziyaret ettiklerini görünce derhal ağacı kestirmiş. Böylece putperestliğin ümmet içerisinde yayılmasını önlemek istemiştir. Ama gel gör ki sonradan neler olmuş neler? Uydurma nalınlar mı, takunyalar mı, sakallar mı, hırkalar mı? Hepsi kutsanmış, bohçalara sarılmış, halk değil, padişahlar tarafından ziyaret edilir olmuş. Bunun adı putçuluk değil de nedir? İslam, eşyaya tapmak değil, Allah'a tapmaktır. Allah'a yalvaranın başka bir varlığa sığınma ihtiyacı yoktur demiş. Biraz uzunca oldu ama cevabın hepsini nakletmek gerekir ki bu konudaki görüşe ilişkin sizin görüşlerinizi öğrenelim. Önce hadis-i şeriften başlayalım. Benim görüşüm değil. Bu, ben burada tabii nakiller yapacağım. Yine Ehl-i Sünnet'in görüşü olarak cumhurun görüşünü ben yansıtıyorum. Çünkü o gördüğünüz üzere padişahlardan mevzuya girerek Osmanlı'nın cumhurunu Şeyhülislamlık müessesesinin onayından geçmeden padişahlar bir hareket yapamaz. Dolayısıyla Şeyhülislamların buradaki fetvalarını Osmanlı toplumunun padişahın bir şey yapması ne demek? En üst seviyede uygulanması demek. En üst seviyede uygulanmak için en alt seviyeden beri genel bir kabul görmesi demek. Bu da cumhuru teşkil eder. Şimdi bunlar çıkmışlar. Tabii bu Vehhabi akımından sonra bu kafalar yeni yeni oluşmuş. Efendim bu zamana kadar 1200 senelik bir cumhur var. Burada son 200 senelik en şerli dönemler, en hayırlı asır benim asrımdır diyor. Sonra ondan sonrakiler, sonra ondan sonrakiler sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde yapılan, tatbik edilen işler, uygulanan işler 1200 sene sonra gelen efendim işte zurnanın son deliğine derler. Oradan çıkan bir sesle efendim bunlar putçuluk oluyor. Bu böylece sahabede putçuluk yapmış olduğu gösteriliyor. Çünkü sahabe bunları yaptığını delil. Padişahlar bunu kafadan mı yaptı? Şeyhülislamlar buna rastgele mi müsaade verdi? Bunların kaynaklarda delili yok mu? Ayette hadiste delili yok mu? Hüccetsiz şeyler mi bunlar? Şimdi gelelim. Adamın sorduğu benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma. Böyle bir hadis yoktur. Bu uydurma. Ama bunlar kitabına uyarsa kendi kitaplarına kabul ederler. Hadis şu var. Zaten o da o hadis var demiyor. Diyor ki kabirleri mabet haline getirenleri getirenlere lanet okuduğu bilinir diyor. Ama bu hadis, yazdığınız hadis doğrudur diye. Yok, yazdığınız hadis doğrudur değil. Kur'an'ın mana ruhuna yansıtır diyor. Çünkü Kur'an'ın ruhu. Şimdi burada bunlarda şöyle bir kaide var. Kur'an'ın ruhuna yansırsa anladım, hepsi makbul. Kur'an'ın anladım, ruhuna yansımazsa hadisi reddeder bunlar. Bu doğru bir değil, yaklaşım değil mi? Değil. Çünkü hayır, bu söylediğinizden mefhum muhalifinden şöyle anlaşılır. Kur'an'ın ruhunu yansıtmayanlar da hadis olabilir. Tabii. Çünkü bazı kere nesih meselesi vardır. Biz mesela hadisle ayetin neshine de kaniyiz. Yani onu da kabul ederiz Ehl-i Sünnet olarak. Çünkü vahyin muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adama diyorum ki sen Kur'an'ı nereden duydun? Kimden duymakla şeysin? Efendim yetinmek zorundasın. Sadece peygamber. Sana ayrı bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Peki bu peygamber bunu ayet diye okuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da hadis diye okuyor. Eğer hadis tartışmalıysa, yani onun ağzından çıktığı sabit olan hakkında konuşuyorum. Yani o anda ondan duyulandan bahsediyorum. Hadisin kendisi acaba ondan gelmiş mi gelmemiş mi konuşmuyorum. Kur'an'da bu sorun yok. Elbette. Mütevatir olduğu için lafzan ve manen. Hadislerde
manen mütevatirler biraz çok bulunur ama lafız bakımından aynı lafızın tevatürü biraz az bulunur. Ama mühim olan hüküm tespit eden manevi tevatürdür. Şimdi bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayız ve onu dinliyoruz. Bir şey okuyor ayet, sonra da bir şey söylüyor hadis. Şimdi bu ikisi arasında fark var mıdır inanılması bakımından? Yoktur. Ayet dediğiyle hadis dediği arasında hüküm veriyor. Ama şu, dünya işleriyle ilgili bir mesele ise o başka. Yani hurmayı aşlıyorlar da, efendim şunu şundan aşlayalım mı, bunu bundan aşlayalım mı? Olsun, yapın. Bu örf kabilinden dedi bunu. Yani sonra da aşladılar, meyve vermedi, hurma bozuk çıktı. Geldiler, ya Resulallah sen bostanın yanından geçerken biz sana dedik ki şunu şundan aşlayalım mı, nasıl çıkar? Sen dedin yapın, haram değil. Sen de bekledin ki iyi mahsul verir herhalde, peygamberden izinleyiz. Ondan sonra bir mahsul alamadın. Geldin bana soruyorsun, ben sana burada helal haram diye bir şey demedim ki, bu yani yapılması caiz olan bir şey yap. Entüme alemu bi umuri dünya küm. İşte orada dünya işinizi siz daha iyi bilirsiniz. Meselesini, tecrübe var, şu var, bu var. Anandan ne gördün, atandan ne duydun, yani onları işlet. Bu o noktada söylenmiştir. Ama bir şeye helal dediyse veya haram dediyse, bu hurma aşlamasına ziraatçılığa benzemez. O zaman vahiy devreye giriyor. Çünkü vahide tekallüf olmaz. Demek burada mesela yapın dedi. Burada yapın da peşinden iyi olur, iyi mahsul alırsınız demedi ki. Yapalım mı? Yapın. Ama sen şimdi burada gelip de diyemezsin ki. Niye böyle oldu? Niye? Ben sana öyle söz mü verdim? Allah'tan vahiy mi geldi? Ben sana yapmak mümkün, caiz. Bunu dedi. Mahsulü Allah'a ait, ne kadarsa takdir etmiş. Şimdi ama derse ki altın yüzük takmak erkeğe haramdır. İpek giymek erkeğe haramdır. Bunu dediği anda dine giriyor. Haram deme yetkisi ona verilmiş. Ama Allah adına konuşmak itibarıyla verilmiş. Çünkü hadiste vahiy gayri metlüldür. Yani namazda kıraat edilmez ama manası aynı vahiydir. Ayetle hadisin vahiy olmak bakımından farkı yok. O zaman sen, senin Kur'an diye okuduğunu alırım, hadis diye söylediğini almam. Zaten sahabe-i kiram bazı noktalarda, mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh gibiler sorarlardı. Ya Resulallah, bu mesele senin içtihadın mı yoksa bir vahiy mi geldi? Vahiy geldi denince hikmeti sorulmaz, herkes susar. Yok, ben burada vahiy gelmediği için kendi görüşüm dediği noktada Hazreti Ömer de, o zaman da benim görüşüm şu demiştir. 18 yerde de isabet etmiştir. Yani Bedir esirlerinin salınması, Hicab ayeti, münafığın namazı, cenaze namazını, Übey ibn-i Selül'ü falan. Çünkü burada Kainat Efendisi ne demiş? Burada bana vahiy gelmedi. Hatta müşrikler için istiğfar, yani amcasının şunun bunun affı için, Ebu Talib'in falan inanmadan, mümin olmadan öldüğünde, orada bile لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ مُنْهَانِ, senin affını isteyeceğim Allah'tan ama yasaklanmadığım sürece. O noktada da vahiy bekliyorum diyor mesela. Ha, vahiy geliyor. مَا كَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, en yakın akrabası da olsa onların cehennem adamı oldukları belirdikten sonra bir peygamberin müşriklerin affını istemesi hakkı değildir. Onun için ne diyor baştan zaten? Yasaklanmadıkça bunu yaparım. Ha, bu gibi noktalar, buraya vahiy denmez. Çünkü kendi söylüyor zaten yasaklanmadıkça. Demek vahiy gelmemiş. Ama innallah harrame, Allah haram etti. Kur'an'da yok. Ama Allah haram etti diyor. Allah'a iftira etmesi düşünülemeyeceğine göre Allah adına konuştuğu, Allah adına konuştuğuna göre vahye muhataptır o noktada. Çünkü hadisler de bu noktada vahiydir. Allah neyi haram etmiş? İpekli altını ümmetimin erkeklerine haram etmiş, kadınlarına serbest etmiş. İşte Allah haram etti. Veyahut da Allah haram etti demeyip de haramun ala zükür ümmeti, şu inne hazeyni, şu iki parça, bir parça ipek kaldırmış, bir parça altın eline almış, şu ikisi haramun, haram demiş. Allah haram etti demesi de lüzum yok. Haramdır diyebilmesi için yine yetki Allah'tan geliyor. Şari' hüküm koyucu ancak Allah Teala'dır. Habibine de hüküm koyma yetkisi vermiş. Vermiş ama yine kendinden gelen hükmü açıklama manasında vermiş. Ama burada başka muhatabı, şahidi yok bu olayın.
Allah'la onun arasında. O zaman ben ayet dediğine inanırım, hadis dediğine inanmam deyince adama derler ki bu Allah adına helal haram dediği konularda, Kur'an demediği noktalarda acaba diyebiliyorsan, itiraz edebiliyorsan o zaman bunu Kur'an dediğine ne kadar güveneceğiz? Çünkü orada da şahidimiz yok. Cebrail aleyhisselamla görüşüp de tasdik almıyoruz ki. Bir noktadan taan girdi mi, cerh girdi mi, öbürüne de girer. Dolayısıyla bu zatın ağzından çıktığı bizi bağlar. Çıktıysa ağzından bu ayet hadis fark etmez. Ağzından çıkan hakkında konuşuyoruz. Hadis mi değil mi ihtilaflı hakkında konuşmuyoruz. Biz sadık diyelim duyduğumuzu konuşuyoruz. Bu noktada mesela ayet-i kerimede sizin birinize ölüm gelip çattığı zaman intarake hayra mal bırakacaksa el vasiyetü lil valideyn vel akrabin, işte ana babaya akrabaya vasiyet etmesi farz. Ayeti var. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş. İnne Allah ta'ala kulli zi hakkı hakka fe la vasiyete li variz. Allah her hak sahibine hakkını verdi artık. Daha bir varise vasiyet mecburiyeti kalmadı. Vasiyetin şeyi kalmadı. Yani şu ana babanın hakkı belirlendi. Karının, kocanın, çocukluğunun, çocuksuzun belirlendi. Dolayısıyla bizim hanım 3/2 alsın deme hakkın kalmadı diyor. Ayette olan bir şey. Hadis kalktı diyor ki daha varise vasiyet kalmadı. Hüküm ne üzerine burada? Bu hadis üzerine. Niye bu hadis üzerine? Çünkü Kur'an'ı en iyi anlar. O noktada da kendine vahiy gelmiştir. Dolayısıyla bu vahiy metlu ile gayri metlu olması bize fark ettirmez. Çünkü ikisini de biz ondan alıyoruz. İkisini de ondan aldığımıza göre hüküm veren bir nokta bu. Demin dediğim gibi öyle hurma murma ekim biçim değil bu. Hüküm de verdiğine göre bu noktada acaba olmaz. Dolayısıyla efendim Kur'an'ın ruhuna uymuyorsa, bir de Kur'an'ın ruhunu da sanki bunlar tahlil yapıyor. Böyle bir Kur'an'ın ruhunu bir şey mektepte okumuşlar. Yani orada tevhid yaklaşımı var. Yani Kur'an'ın ruhu tevhiddir. Burada tevhide bir aykırılık var. Tevhide hiç aykırılık yok. Şimdi anlatacağım. Peygamberlerin kabirlerini böyle bir hadis yok. İki. Zaten o Kur'an'ın ruhuna uygundur, hadis doğrudur dediği manen doğrudur demek istiyor. Onu o lafı onun için söylüyor. Kur'an'ın ruhuna demez. Öbür türlü dese Buhari'de var der. Referans göstermemiş. Yani. Kaynak veremiyor. Böyle bir hadis yok. Çünkü bu işlerin epey içindeyim. Hadis şu, sahihte geçer. Bunları da mübarek sen bana hep bu dakikada veriyorsun elime. Onun için yani bilmediğim bir konular olsa burada şaşıp kalacağız yani. Biraz erken gelse birkaç gün evvel biz de hazırlık yapabilecek mi olur? Zaman... Şimdi bu sefer dinleyiciler de diyorlar ki bunlar anlaşmalı. Şimdi bizim muhalif tarafımız var. Şimdi Aziz Bayındır'dır. Ne Aziz Bayındır'dır, Süleyman Aziz, cevap ver, Hayrettin Karaman'ıdır. Bu sefer adam diyor ki Yılmaz Bey'le bunlar iki gün evvel, bir gün evvel anlaşabilirler. Bu da ona göre hazırlık yapıyor. Dar 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 taramalı gibi de ayet-i hadisi okuyor. Gibi bir evham geliyor yani. Vehim geliyor. Şimdi burada bu işin şahidi sizsiniz. Bu bana şu anda ulaştı. Yani şu yazı bana, ben Vatan Gazetesi falan okumuyorum. Bunların yazılarını da okumuyorum. Hiç vaktim de yok. Bana bu yazı şeye ulaştı. Şeyde de öyle oldu. Karaman Hoca meselesinde de. Şimdi geçen rahmetli gelen... Necip Fazıl'ın bir sözü vardı. Hazırlık olan yerde eksiklik vardır diye. Belki biraz işin demagojik tarafı var ama. Ama belki... şimdi onun dediği doğru ama şimdi o mübarek roman gibi konuşacağın zaman hazırlığa lüzum yok. Ben de öyle her türlü muhabbete girerim. Şov yapmıyoruz ki burada. Ayet hadis okuyacağımız zaman hazırlıkta fayda var. Fayda var ama hazırlıkta yapsak bir sorudan 40 gün çıkamayız. Yine hazırımızdan, ya, evet. Hazırımızdan yiyelim. Ama ve lakin bilsinler şunu ki bu ehli sünnetin itikadından, Allah'ın bize nasip ettiği fütuhattan ve füyuzattandır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin elidir, bereketidir, himmetidir. Yoksa bu nereden bu kadar şey bir anda söylüyor meselesi? Yani bu hazırımızdadır. Şu anda bir şey gelmediğine göre vay bize, ilham da gelmiyor. Bir bilgi birikimi şart. Altyapısız olmaz bu. Şimdiki bunların hepsini detay vereyim size. Bu konu önemlidir. La'anallahu el-Yahud ve Nesara, Bukhari hadisi. İttekadü kubur enbiyâin mesacid. Allah Yahudi ve Nesara'ya lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Bukhari'de, sahihte geçen budur. Öyle benim eşyalarımı kutsayanlar falan diye bir şey yok. Kendi eşyasını kendi vermiştir, kutsatmıştır.
onun delillerini söyleyeceğim. Çünkü ben öyle ruhuna uyuyor, ruhuna aykırı falan diye demeyeceğim. Ben diyeceğim Sahih-i Müslim. Ben kaynaklar vereceğim. Öyle onun ruhu, bunun ruhu derken bu psikoloji doktorluğu gibi Kur'an'ın psikolojisinde bunlar mı öğrenmişler? Efendim, bir hadis varken bir yerde bu hadis Kur'an'ın ruhuna uymuyor. Hadis sahih mi değil mi ona bakılır. Hadis sahih olduktan sonra Kur'an'ın ruhuna uymuyor demek sana düşmez. Kur'an'ın ruhu... Tevhili mi yapılır o zaman? Tevhili değil. O zaman alimlerin o ustaki beyanlarına bakılır. 1400 sene sonra ya sana sıra gelmemiş ki. O hadis Kur'an'a aykırı gibi gözüküyorsa zaten onun hakkında müfessirler, muhaddisler, fukaha konuşmuşturlar. Ciltler dolusu. Aradın mı onları bulacaksın? O çelişki gibi gözükebilir mi? İbn Abbas'ın dediği gibi. Senin kafan çelişmiş dedi. Kur'an'da çelişki olmaz. Sen bana sor. Bir sordular ona. Bir hadis var öyle uzun. Şunla şu çelişki gibi gözüküyor. Ayetler arasında. Veyahut ayet hadis arasında. Mesela İmam Tahavi büyük müçtehitlerdendir Hanefi mezhebi içerisinde. Şafii'den gelmiştir. Hanefi'ye geçmiş. İmam Tahavi meşhur. Bunun bu usta dolu eseri var. Müşkilül Asar. Kitabın adına baksana. Müşkilül Asar. Hadisler arasındaki çelişmeleri çözen kitap. Bir bakıyorsun. Bu hadis ne demek istiyor? Bunun manası nedir? Kur'an bir deriye konsa diyor hadis. لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي اِحَابِ ثُمَّ اُلْكُيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقْ Kur'an bir deriye konsa sonra ateşe atılsa yanmaz. Adam da denemesi bedava diyor. Yandı. Peygamber yalan mı söyledi şimdi? Kardeşim İmam-ı Tahavi bunu 1000 küsur sene evvel çözmüş. Biraz kitap bak ya. Ne diyor adam? Eğer bir insan Kur'an'ı hakikaten hıfzettiyse imanlı bir şekilde cehenneme girse yanmaz diyor yani. Allah'ın Kur'an'ının imanının bereketi çıkar. Deri insan deri. Kur'an bir deriye konsa diyor. Ateşe atsan yanmaz. Sen şimdi bunu kalkıp hadi denemesi bedava dersen senin cahilliğini, kültürsüzlüğünü gösterir. Hadisin şerhine bakmamışsın. Zaten bunlarda şerh bakma falan yok. Çünkü adam müştehit. Ali Eren Hoca bir yazı yazmış. Arifan dergisinde bu ay çıktı şimdi. Yeni çıktı. Şubat sayısı mı? Şubat sayısında bir yazı yazmış. Lütfen okuyun. Hayrettin Karaman hakkında. Acayip yazılar yazmış da şunu naklediyor. Bir gün bir televizyon programında diyor. Dediler ki efendim şu mesele hakkında görüşünüz nedir? Durdu. Efendim anteparantez müştehit olarak mı buna cevap vereceksiniz? Mukallit olarak mı cevap vereceksiniz? Demiş spiker de o kadar kültürlü müymiş? Neymiş ben bilmiyorum. Yazmış orada da. O yazdığı şeyler müdellaldir. Benim gibi değil. Ben de seyretmiştim bir haberlerde derim. Ondan sonra tarihini marini unuttuğum için arşiv yok bende. O arşivci. Hemen çıkarır. Her şeyi biriktirmiş, zamanı gelir. Ondan sonra durmuş, müçtehit olarak demiş. İş bitti. Bu zat da aynı. Şimdi adam kendini müçtehit gördükten sonra İmam-ı Tahavi'ye niye baksın ki? İmam-ı Azam bağlamaz ki. Zaten İmam-ı Azam'ın hatasını söylüyor. Şimdi içtihat kapandı mı? Ya içtihat kapanmadı ama ehil adam yok. Niye ehil adam yok? İşte içtihat iddia edenler Amendü'nün 6 esasını 2'ye indirmiş. İmam-ı Azam indiremezdi ki. Çünkü hakiki müştehit. Amendü'ye nasıl okursun? Şimdi ben senin gibi müştehitlere inandığım zaman bırak hadisi ayeti fıkhı. İman şartı 2'ye iniyor. Ehli kitap 2 şeye inansa cennete girer. Niye? İşte ondan diyoruz tehlike var. Ehil olsan müştehit zaten içtihat yapılmayacak yerde içtihat yapıyorsun. Zaten İmam-ı Azam'ın sınırı var. İmam-ı Azam diyor ki izâ sahâl hadis ve mezhebi. Hadis sahihse diyor mezhebim odur. İçtihat yapamam diyor. Zaten ayette içtihat olmaz. Hadiste içtihat olmaz. Nas var. Şimdi bu nevzuhur müştehitler bunlar ayette de içtihat yapıyor. Bakara 62 diyor. Ehli kitap cennete diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunlar aynı kafa. Şimdi bu hadislerin şerhine baksınlar. Mesela o hadisin şerhini söyleyeyim size. Peygamberlerinin kabirlerini mescit ve mabet ittihaz ettiler, lanetlendiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Baksın da görsün. Buradan ne çıkarıyorlar? Mezarlıkta namaz kılınmaz, kabrin yanında namaz kılarsanmış da falan filan. Ne alakası var? Kabre doğru kılmak mekruhtur. Yer yok, meryem, zaruret var. Kabre doğru da kılınır. Kılınır. Yani kıble o istikametteyse. O istikametteyse. Ama kasıtlı gelip de kabrin arkasında durup da kabri önüne mihrap gibi almanın da bir kere gereği yok, kerahat var. Ama saflar iltihap yani etmiş. Özel olarak yapmamak lazım. Kabri kıble istikametine denk getirerek namaz kılmak. Bu mekruhtur. Yani bu uygun değildir. Ona bakarsan ateşe doğru da mekruhtur, aynaya doğru da mekruhtur. Ateşe tapanlara, mecusilere teşebbühten, aynadaki meşgul eder kendini, huzuru bozar meselesinden falan. Dolu mekruhluk var.
Ama ben bu kabirde yatana secde ediyorum diyen kafir olur. O niyetle kafir olur. Şimdi peygamberlerin kabirlerini mabet haline getirmek ne demek biliyor musunuz? Bunlar evvelce heykel serbestti. Buhari hadisinde geçer. Geçmiş ümmette salih bir zat öldüğü zaman onun mezarına yanında heykelini yaparlardı. Ve caizdi. Niçin? Tefekküre teşvik için. O zatın heykeli de ne hal üzere? Rükuda. Bir heykel secdede, bir heykel murakabe halinde, tefekkürde, tezekkürde. Bunları insanlar gelirler, görürler ve böylece bu zat böyle hallerdeymiş işte. Bak biz de teşvik olsun, biz de ibadet yapalım falan. Sonra şeytan zaman, mururu zaman ile geliyor sonraki nesillere falan. İşte ecdadınız bunlara taparlardı şeklinde bir vesvese. Putçuluk buradan başlıyor. Putçuluk esasında peygamberlerin ve salih zatların mezarlarında yapılan heykellerden başlıyor. İlk putçuluk. Yani aslında meşru bir iş. Ne yapmış? Kötü bir şeye vesile olmuş. Zaman içerisinde değişime uğramış. Hatta Kabe'de de Safa tepesiyle Merve tepesiyle iki kişi İsaf'la Naile adında zina ettiler. Kabe'de taş oldular. Bu taş olunca birini Safa'ya koydular. Birini Merve'ye. Millet ibret alsın sahi yaparken. Bak zina eden taş oldu diye. Zaman geçince yine şeytan bunlara tapıyorlar. Adam zina edip taş olmuş gitti onlara el sürmeye başladılar. İslam gelince o İsaf Nail o putlar kırılınca Safa Merve'den de onlar kırıldı. Onun için sahabe-i kiram Safa Merve'de sahi edelim mi etmeyelim mi etmesek mi acaba? Yani burada putlar vardı diye de tereddüde düştüler. Onun için o ayet geldi. İnne Safa vel Merve'te min şairillah. Yani Allah'ın dininin nişanıdır. Bunlar sonradan oraya iki put koymuş diye bu dinin nişanı bozulmaz. Öyle bir vebal yok size. Hatta diyor ki ömre yapıp hac yapıp sahi yapana bir günah yok. Halbuki vacip. Vacip ama ifade felâ cünâh aleyh. En yattavim. Günah yok şundan. Onlar dediler acaba vebal olmasın burada putlar vardı. O cevabın nüzül sebebini bilmeyince niye günah yok diyor. Ya bize vacip diyorsunuz. Evet. Bu sefer adamcak yapmasak da mı oluyor diyecek. Yani evet. Halbuki o günah yok meselesi. Adamlar çekindiler günah mı olacak acaba burada put vardı diye. Ne alakası var? Kabe'nin içinde 360 put vardı ama Kabe Kabe'ydi. Şimdi o niyete bakar. Senin bakış açına bakar. Burada da bu durumda ne yapmaya başladılar? Heykellere tapınmaya başlayınca mezarın üstüne secdeye başladılar. Mezara tapmaya başladılar. Bu lanet ondandır. Eski ümmete yapılan lanet, peygamberlerinin kabirlerini mescit yaptılar derken orada namaz kıldılar değil, orayı secdegah yaptılar, kabri secdegah yaptı. Kabirler konusundaki aşırı tutumu buradan mı kaynaklı? Buradan geliyor. Ama cahilliklerinden. Lugat hocası olduklarından, şerhe bakmadıklarından, ince anlamadıklarından geliyor. O mezarın kendini secdegah yapıyor. Kabre tapıyor. Ha? Öbür türlüye gelelim. Tabii. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri mescidin içinde mi? Evet. Biz o mescitte kılıyor muyuz? Elbette. Hatta arka tarafı Eshab-ı Suffe'nin bir çıkıntılı yer var. Evet. Orada direkt döndüğün zaman kıbleye nereye geliyor önü? Kabri şerife geliyor. Şu anda bu tatbikat mı? 1400 senedir bu böyle mi? Bir sahabe biri itiraz etmiş mi? Etmemiş. Ama şimdiki bir Vahabi imamı vardı oranın. İbrahim Akhtar diye. Şimdi kadroda değil. Sabahları o kıldırırdı. Diyor ki en büyük bidat diyor bu peygamberin kabrinin mescidin içinde kalmasıdır diyor. E ne yapacağız onu mu çıkartacağız oradan sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapalım bölelim edelim zaten böl böl böl. Her taraftan bölmeye başladılar böyle. Efendim yahu sahabe-i kiram döneminde ses çıkarılmayan bir konuya sen kimsin en hayırlı asır bunlar. Demek ki mezarın yanında, yakınında, önünde, ardında kılmak değil sorun. Kabri, onu mescidi. Burada kabre tapan ve bu bizi yarattı, bu bize bir şey verebilir. Düşünen şirke düşer. Lanet onlaradır. Bunun şimdi peygamberin sakalını öpmekle ne alakası var? Ona bir nokta koyup, şimdi oraya geleceğiz. Bir virgül koyalım, ona devam edelim. Noktalı çünkü, virgül koyalım. Evet, evet. Peki. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Kısa bir aramız var ve özellikle bir dönem çok konuşulan, şimdi unutulmuş ama Süleyman Ateş Hoca'nın yazısıyla yeniden gündeme geldiği anlaşılan sakalı şerif konusu. Bu konuda neler söyleyecek şüpheli Ahmet Hoca? Kısa bir aranın ardından dinleyeceksiniz. Bu mektep yanlış okutmuş ya. Bu mektepten değerli izleyiciler var? Devam ediyoruz. Aslında biz reklam arasında da başlamıştık ama devam da edebiliriz yani. Gizli bir şey konuşmuyoruz. Evet şimdi biz Süleyman Ateş Hoca'nın yazısından yola çıkarak devam ediyorduk. Biz de o arada Arifan Dergisi'nin bu ayki sayısından
Ali Eren Hoca'nın yazısına baktım da Karaman'ın koyunu ortadadır oyunu diye. Yazının adı bu. Evet, orada, Hayrettin Karaman'ı kastediyor. Öyle demiş herhalde. Onu konuşuyorduk yani. Millet niye gülüyorlar, niye gülüyorlar zannetmesin. Ondan sonra bir de şunu diyelim, unuttuk. Mevlid ayı girmiştir. Rebül evvel evet, ayına Rabbi'yle girdiğimiz bugün için biri. Mevlid ayımızı tebrik ediyoruz. Bugün biri değil mi? İkisi mi? Bugün ikisi olabilir mi? Bugün ikisi. Perşembe bir. Yok. Yok. Bugün Perşembe, bir. Cuma bir. Bugün bir. Artık ikinci gece. Evet. İkinci gecedir. 12. gece Mevlid kandilinde inşallah idrak edeceğiz. Yani bir sonraki, önümüzdeki pazartesi değil, bir sonraki pazartesi. Pazartesi. Salıya bağlayan gece. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu kutlamak. Bu ustada Mevlid-i Şerif Kıraati diye bir kitabım var. Bunu da geçen sene Mevlid'de yazdım. Her sene Mevlid gecesine bir adağım var. Mevlid gece gününe bir kitap yetiştiririm Efendimiz hakkında. Bu benim hapishaneden adağımdır. Ve bunu yaptım. Her sene de yaptım. Bir bypass olduğum sene yapamadım. Geri kalan her sene yaptım. Geçen sene Mevlid-i Şerif Kıraati. Kutlamanın delili var mı? Kitaptan, ayetten, hadisten kutlamanın. İşte buna da itiraz ediyorlar ya, böyle bir şey yok, kandil yok, şu yok, bu yok. Ayrıca Mevlid-i Şerif'in metnine ilişkin de itirazlar. Yok, benimki zaten Arapça bir Mevlid. O Berzenci Mevlid ama mühim değil. Onun Arapça olmuş, Türkçe olmuş, Kürtçe de var Mevlid. Farsça da var. O mühim değil. Hangi dilden olursa olsun. Doğum kıssasının toplanılıp okunması maksadı, manası taşıyor. Buna da itirazlar var. Var. Bayraktar Bayraklı bir kere çıktı. Zaten dedi yani ne zaman doğduğu da belli değil dedi. Az kalsın böyle bir peygamber geldi mi o da belli değil diyecekler yani. Yani şu gün diyen var, şu gece diyen var. İşi sulandır. Ondan sonra kutsalları kaldır. Sulandır, şüpheye sok. Miraç 27. gece. Yok canım, başka gece de olabilir. Zaten rüyada da olabilir. Şöyle de olabilir. Olmayabilir. Böyle bir din olur mu ya? Adama itikadını öğretiyorsun. 40 tane ihtilaflı rivayet sokuyorsun ya. Hayır. Cumhurun görüşünü al. Üzerinde başka ittifak edilen konuyu konuş. Şazları ne konuşuyor? Ya yıkılan yerin şeyin yerine ne koyacaksınız? Bir şey koymayacağım. Sorusunun cevabını da vermek lazım. Yani bir şey yıkıyorsunuz ama ne koyuyorsunuz? Yok işte Noel koyacak. Peki kim koyacak? Noel koyacak. İşte. Yortu koyacak, tortu koyacak. Bir şeyler koyacak yani. Onların da bayramları girsin. Onlara bir şey yok. Şu adamlar Noel'e bu kadar itiraz etmiyor ya. Mevlid'e itiraz eder. Sakalı Şerif ziyaretine itiraz ettikleri kadar Noel'e itiraz etmiyorlar ya. Mevlid'indeki sözlere de ilişkin itirazları Habibi diye yazı dikkatimi çekti. Şefaat ya Resulallah. Burada gördüm sanki. Şeyde Süleyman Ateş'in yazısında da aşağıdaki soruda bir şey var. Şefaat ya Resulallah diyecek durumlara. Ha. Evet, diyor ki bunlar kaldırılırsa bir maaşa kalacaklar. Mevlid, hatim, nikah falan diyor. Hocaları iyi götürüyor diyor. Hocaları götürüyor diyor, imamlar diyor. Zaten. Bak. Diyor ki şefaat yazdığı sözü diyor öyle yaygınlaştı ki diyor Hristiyanların teslisini geçti diyor. Ya bu kadar Müslümanı gavurdan beter diyor ya. Ya insaf etsin ya. Allah rızası için insafa davet ediyorum kendisini ya. Bu kadar Osmanlı ecdadımız herkes şefaat ya Resulallah yazmışlar bütün camilere, tekkelere, her yer. Bu kadar tevatür milyonlarca insanın, milyarlar diyebiliriz bunun 1400 senelik süreçte ya. Milyarlarca Müslümanın itikadı bu ya. Hristiyan'ın teslisini geçti diyor. Yahu Hristiyan Allah'ın oğlu var diyor, hanımı var diyor. O gavur oldu zaten. Kur'an söylüyoruz. Üçün üçüncüsü diyenler kafir o. Bu şefaati Allah vermiş peygamberine hak. Menzellezi yeşfendü illa bi izni. Benim iznimden şefaat hak diyor Kur'an Ayet-el Kürsi'de ya. Benim iznimle. İzin vermiş. Şefaat yemin kıyamet hak. Sahih hadiste kıyamet günü şefaatim hak diyor. Kendisi buyuruyor. Allah ona o yetkiyi vermiş. Allah'ın ona verdiği bir yetkiyi biz itiraf ediyoruz diye. Gavurdan beter mi olduk şimdi? Hristiyan'dan ileri mi gittik ya? Ya peygambere tapan diye kayıt koyarsan anlarım. Genel manada şefaat ya Resulullah diyen kim peygamberin bir şey yarattığını kabul ediyor ki? Hiçbir Müslüman'da böyle bir itikat yok ki. Eyüp Sultan'ı ziyaret edin. Eyüp Sultan bana yaratacak bir şey diye düşünen yok ki. Halkımız Müslümandır. Niye bu halkı bu kadar cahil görüyorlar? Niye bu halkı tekfir ediyorlar? Bu bir sıkıntıdır. İşte Vahabilerin vurkır da buradan çıkıyor. Milletin malını helal saymak da buradan çıkıyor. Bakın Aziz Bayındır'ın, Süleyman Ateş'in şu lafı, bunlar toplumsal bir tehlikedir. İşte bu şeyler İslami terörü doğurdu. İslami terörün denilen, İslami terör olmaz, İslam'ın cihadı olur. İslami terör denilen, şu andaki serseri bombalar, mayınlar gibi önüne gelen yeri patlatmalar, canlı bombalar, geçen yine Rusya'da olmuş. Bütün millet ölüyor. Nedir belli değil. Karadullar, bilmem neler.
vesaire olaylar var. Millete vur kır öğretiliyor. Allah adına patlat kendini. Ya intihar haram. Burada kim var yanımızda ölecek. Bunların ne olduğu, ne yaptı bu? Ne suçu var? Böyle olur orta şey olur mu? Bu terör nereden çıktı biliyor musunuz? Tekfirden. Tekfir nereden çıktı biliyor musunuz? Vehhabilikten. Yine İngiliz'in kurdurduğu müessese. Tekfir ne demek? Sakalı şerifi öptün şirk diyor. Şirk demek ne demek biliyor musun? Kafir demek. Öpene kafir diyor. Dikkat edin, gizli şirk değil bu. Riya gibi, miya gibi, ameli şirk değil bu. Mutlak konuşulduğu zaman kemale masruftur. Şirk dedi mi gavur demek. Çünkü bunun en üstün manasında kafire denir. Müşrik. Şimdi sen ne demek istiyorsun? Şefaat ya Resulullah diyenler Hristiyanları geçti diyor teslisi. Teslis şirk. Bu da onu geçti deyince milleti yaptın müşrik ya. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu gibi yazıları, konuşmaları bırakın. Aksi takdirde bu millet birbirine kafir demeye başlıyor. Sizin tarafınızı tutanlar öbür tarafı da. Ondan sonra bölücülük oluyor. Efendim Hırkaç Şerif ziyarete gidelim de hepiniz gavursunuz ve şirksiniz. Süleyman Ateş dedi zaten teslisi geçti diyor. Ondan sonra ne olacak? Adam onu gavur gibi görünce malını mülkünü helal görüyor. Ondan sonra da canını helal görüyor. Ne yaptı bu abiler? Bu akımlar nereden çıktı? Orayı patlat, burayı patlat. Ne olduğu belli değil olaylar dünyanın her bir tarafında. İslam adına. Hiç aslı yok İslam'da bunları. Ama adamı kafir saydığı zaman bir iş mesela adam diyor burada Müslüman da var şurada bu da var. Ne Müslüman o da müşrik diyor. Çünkü Müslümanı da müşrik göstermeye başlıyorlar. Bu ona gidiyor. Bugün Türk milletinin halkımızın ekseriyetinin itikadı şefaat inancıdır. Tevessül inancıdır. İstigase inancıdır. Resulullah'ın yüzü sürmesine ister sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin yüzü sürmesine ister vebtevüleyl vesile bana vesileyle gelin ayetini devreye sokar. Bunlar da Kur'an hadise dayanıyor. Şimdi sen bu adamları gavurdan beter dersen bu yanlış olur. Efendim sen şefaati inkar ediyorsun. Şefaati inkar etmen ayrı bir sorun. Ama şefaat isteyene, şefaat ya Resulullah diyene gavuru geçti demek bu başka bir sorun. Bunlar farklı. Bak ben sana ben şefaati kabul etmiyorum desen bu kadar sert konuşmam. Görüştür derim. Ehl-i sünnet dışıdır derim. Ama şefaati kabul edeni gavurdan beter ettin mi? Testisi geçti bunlar dediğin zaman bu kadar Müslümanı şirkle itham ediyorsun. Bunu sen kaldıramazsın. Bu vebali kaldıramazsın. Lütfen dikkat etsinler konuşmalarına, insanları şirkle itham etmesinler. Herkes onlardan az bilmiyor Allah'ı, dini. Bugün en basit köylüye git, Oruç Baba'da Ramazan'ın birinde iftarı açana git. Bunu bir kere Bülent Ersoy söyledi ya. Bir yerde Yaşar Nuri falan vardılar. Oruç Baba'ya gitmiş. O da orada yok böyle bir şey şudur mudur falan. Bir konuştu Bülent Ersoy. Ne var dedi ya bunu dedi kimse dedi ona dedi yaratıyor diye inanmıyor ki dedi. Yani şu kadar basit bir çözümü var ya. Bunu anlamak için. Helal olsun dedim ya. Yani sapıtmak için ilahiyatı bitirmek mi lazım ya? Bu çok keskin bir söz oldu hocam. Yani şunu demiyorum bu kadar profesör, doçentlik, master bilmem ne. Ondan sonra geldiğin noktada bizim koca karı itikadımızdan 1000 kat efendim yanılgı. Koca karı itikadımız yine Şeyhülislamlardan, Ehl-i Sünnet'in cumhurundan geldiği için süzme safi bozulmuyor. Ama sen araştır, araştırdıkça, karıştırdıkça batmışsın. Düz çizgiden sapmışsın. Hiç okuma lüzum yoktu ya. Bu koca karı itikadıyla imanımızı kurtardık biz. Ama bu durumda gavurdan beter ediyorsun bizi. Nasıl olacak? Şimdi gelelim biz bu soruda. Evet, efendim kutsal eşyaların kutsallığı. Evet. Onu bir nokta. Efendim bunu putçuluk yasakmış. Hazreti Ömer biat edilen Hudeybiye'deki Beyat-ı Rıdvan'daki şecereyi ağacı kestirmiş. Bunu da delil gösteriyor. Efendim Hazreti Ömer'in böyle işleri vardı. Bu işlerinde ona sahabenin tümü muvafık değildi. Bu onun... Sahabeden muhalefet edenler mi vardı? Vardı. Bu onun kendi görüşleridir. Görüşleri olmakla beraber isabetli midir? İsabetlidir. Ne bakımdan isabetli olduğunu söyleyelim. O zaman şirk yakındı. Putçuluk daha yeni bitiriliyordu. Daha Arap kabilelerinin birçoğunda putçuluktan kalma hurafeler vardı. Bundan dolayı şirke yakın olunduğu için millet de oraya gidip ağacın altında namaz kılmaya ziyarete başladılar. Hazreti Ömer Efendimizin yaptırdığı tatbikat kestirme faaliyeti birileri şirke düşer mi yeniden diye korkulu ortam olduğundan.
İslam'ın esasları tam yerleşmediği dönemden dolayıdır. Bunun mesela bir örneğini söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kabe diyor İbrahim aleyhisselamın binası üzere değil diyor. Kureyş diyor bunu yaparken nafakaları dar geldi yani. O hatim denen yuvarlak arkadaki yeri dışarıda bıraktılar diyor. Çünkü masraf meselesi bina yapıyorlar. Paraları az geldiğinden orayı dışarıda bırak. O da bize bir nimet oldu. Biz yani o Kabe binasının dışındaki yay biçimindeki. Altınoluğun altındaki yay evet. biçimindeki bölüm. Aslında orası Kabe'nin içidir. Yani biri yemin etse Kabe'ye gireceğim diye oraya girse girmiştir. Adak yapsa içinde kılacağım diye orada kılsa tamamdır. Zaten tavaf onun dışından tavaf yapılır. Tavaf niye dışından yapılıyor? İçi sayıldığından. Namaza oradan uyulmuyor. İmam dışarıdaysa oradan uyan içeriden dışarıya uyduğundan namazı batıl oluyor. Yani onun içinde... İmam kıldırabilir orada. Ama imam dışarıdayken oradan biri uyamıyor. Hal böyle olduğu için ama şurada şu noktaya dikkat ediyor. Velev la enne kavmeki hadis ve ahdin bil İslam. Ayşe annemize diyor ki eğer senin kavmin, toplumun İslam'ı yeni öğrenmiş olmasalardı ben bu Kabe'yi yıkardım. Babamı İbrahim'in binası üzere yapardım. Ben biliyorum o temelleri diyor. Ama diyor şu anda diyor şirkten yeni çıktılar. İslam'a yeni kavuştular bu Kabe'yi de yıktı derler gavur olurlar diyor. Yani İslam'ın bazı hükümlerinde, teşri hikmetlerinde ilk baştaki dönemlerde şirkten yeni çıkılmadan dolayı mesela orada bir hak var. Ve İbrahim Aleyhisselam binası üzere yapma durumu var. Maddi imkan var. Efendimiz Aleyhisselam yönetimi ele almış. Devlet düzeni kurulmuş. Kimse itiraz edecek hali yok. Ama yine de neyi gözetiyor? Yeni İslam'a girdikleri için sıkıntı çıkabilir itikatlarında diyor. Onun için de Kabe'yi yıkmıyor. Sonra Abdullah bin Zübeyir diyor ki epey zaman geçti o işler kadar. Abdullah bin Zübeyir yıktı. İbrahim Aleyhisselam binası üzere yaptı. Sonra Haccacı Zalim geldi. Mancınığı kurdu. Muhasara aldı. Abdullah bin Zübeyir'i şehit ettik. Yıktı Kabe'yi bir daha. Yine döndürdü Kureyş'in. Şu andaki Kureyş'in binası üzere. Yani Abdullah bin Zübeyir onu o hadisi inceleyerek yıktı yaptıydı. Çünkü dedi ki şey kalktı, illet kalktı ortadan dedi. Sebep. Yani. Hal böyle olunca Hazreti Ömer Efendimiz de bunu mülahaz etmiş. Mesela Hacer-i Esved'in öpülmesi. Bunu anlatsın bakalım. Taş. Geldi Hazreti Ömer ne dedi? Sen bir taşsın dedi. Faydan yok, zararın yok. Ama Resulullah seni öperken gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem öperim dedi. Hikmetini de sormam dedi. Hazreti Ali de arkasındaydı. Ne biliyorsun faydası yok, zararı yok dedi. Faydası da var, zararı da var. Ya bir şey biliyorsan söyle dedi. Evet hadis biliyorum dedi. Kalübela'daki bütün sözleşmeler bunun içindedir. Kendisini istilam edenlere vefalılıkla şahitlik edecektir ahirette dedi. Bak faydası var mıymış dedi. Ondan sonra hac farz olup da imkanı olup da gelmeyen o da çıktı. Hacer-i Esved. Onu da soracaktık. Evet. Hacer-i Esved'in üzerinde tabii başka rivayetlerde var ama herhalde. Cennetten indirilmiştir. İnne rukne vel kam yakut eten mi vakitil cennet. Cennet yakuttandan iki yakuttur. Güneş ay gibi parlıyorlardı. İlk indiklerinde müşriklerin elleri değdi. Hayızlı kadınlar ve müşriklerin el sürmeleri nedeniyle kararmıştır. Adem oğlunun hataları onu karartmıştır diye hadis-i şerifler vardır. Ali Rıza Demircan bunları inkar etti. Fakat bunlar sahih kaynaklarda mevcuttur. Hacer-i Esved'in cennetten indirildiği ve yakut oldukla yani asıllarının Allah'ın kudretinden cennetten olduğu, dünyadan olmadığı sabittir. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz onu duyunca ya dedi Ali'nin bulunmadığı ortamda bir müşkilata düşmekten Allah'a sığınırım dedi. İlmi bir sıkıntı çıkarsa Ali lazım dedi yani. Çünkü ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Keramallahu vecihu zaten onun için dünkü konuşmamızda da Hazreti Ali'nin o yönleri bir evvel konuşmada da ilmi boyutu çok anlattık. Efendim bu durumda geldik nereye? Hazreti Ömer niçin Hacer-i Esved'i öpmüştür? Onu bana izah etsin. Resulullah öptüğü için. Resulullah niye bir taş öpmüştür? Onu bana izah etsin. Bu kutsamak olmuyor mu? Öpüyor. Bir de üzerine secde ediliyor biliyor musun? Alnını da koyacaksın böyle. Çünkü yedullah mesabesindedir. Allah Teala kullarından diledikleriyle onunla musafaha eder. Allah'ın bizim gibi eli yok. Ama Mevla'nın kudret elinden tutmak için manevi musafaha anlamında Hacer-i Esved oraya indirilmiştir. Kabe'nin binası ona keza. O ne anlamı taşıyor? Mevla'nın evidir. İçine hiç girmemiş. Mekandan münezzeh. Bunlar kutsal değil mi şimdi Kabe? Dolayısıyla bu kutsallığı Allah vermiş ona. Şimdi bu da der ki o zaman peki Allah buna vermiş mi vermemiş. Ben de sana bizim evin önündeki taşı geldi öp demiyorum ki. Ayet yok, hadis yok hakkında. Gel de bizim evi öp demiyorum. O taşların önemi. Şimdi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in meselesini böyle anlatmış olalım.
Onun illeti vardı. Sakalı şerif konusu var. Bu da çok... Sakalı şerif, hırkayı şerif, bunların hepsine gelelim. Şimdi Kur'an'dan delilimiz. Bakara suresi. Tabii önce şunu söyleyelim. Yani Anadolu'da birçok camilerde, İstanbul'daki... Ha, o sakalı camilerde, şerif hak mıdır, değil midir? Yani... Efendimiz'e mensup mudur? O ayrı bir şey. Var. O beni alakadar etmez. Ama öyle deniyorsa hüsnü zan icabı ben öperim. Değil mi? İşime geldiğimi hanımımı öpüyorum, çocuğumu öpüyorum, onu öpüyorum, bunu öpüyorum da gavur olmuyorum da yani. Onu da hüsnü zannederek de öpsem yine de gavur olmam. Ne alakası var? Çünkü peygamberin sakalı dediler diye öpüyoruz. Babamın sakalı diye değil. Bir şüphe bile olsa öperim. Onun olma ihtimaline binaen. Ne sıkıntı var? Hiçbir sıkıntı yok. Normalde ben şimdi burayı öpsem gavur mu oluyorum ya? Orayı geç. Bir imamın dediği gibi çaldırmış sakalı şerifi. Ondan sonra diyor beni öldürecek cemaat diye diyor. Koydum oraya bir sakal diyor. Her mevlid. Aslı var mı bunun? Var, aslı var. Meşhur bir camide oldu da oranın cemaati da feci bir cemaattir yani demeyelim şimdi. Eski imamı bulurlar yani, mezardan kaldırırlar. Yapmış öyle bir şey. Olabilir. Yani bu, ama o öfenin niyetini bozmaz ki. Ben kulumun hüsnü zannının yanındayım diyor. Yani o adam iyi bir niyetle bunu efendim öpmüş. Ayrı yapmamak lazım. Caiz değil öyle şeyler. O yalancılığa girdi sahtekarlığa bilmem ne. O öyle şey ben kabul ediyor muyum? Yani etmiyorum. Üstelik bir de haşa peygambere iftira gibi de bir durum oluyor canım. Yani o canından korkusuna belki illa men ükreye girer. Kıracaklar kafamı diye korktuğundan belki ikraha girer yani. Bilmiyorum. Adam çünkü zor bir yer o bölge. Şimdi bu noktada İstanbul'da mı? İstanbul'da. Bakara suresi şey karşı yakan bu yakamı sorma mübarek. İşte bu sefer özele indiriyorsun ki. Hepten nokta atışına gelmeyelim. Efendim ayet-i kerimede ne buyuruyor? İsrailoğullarına Talut meselesi komutan. Bakara suresinde geçen ayette. İnne ayete mülki. Talut'a ise mülk verildi diyor peygamber. Beni İsrail itiraz ediyor. Diyor ki bunun zengin değil, şu değil, bu değil. O da diyor ki Allah ona ilim vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş diyor. Ve zâdehu bestaten fil ilm vel cism. Allah yuti mülkü ömen yeşâ. Allah mülkünü dilediğine verir. Zenginlik şart değil diyor. Onlar da diyorlar ki nedir bunun nişanı saltanatının manevi geldiğinin? Peygamber'e de sorar onlar. Muhteriz bir millet. Diyor ki cevabında ayette inne ayete mülki en yetekum tabut. Onun saltanatının nişanı diyor size bir tabut gelecek. Tabutu Sekine denir ona. Mehdi Hazretleri de meşhur. Antakya'dan çıkaracak o tabutu. Bir mağarada gizli olduğu şu anda rivayet. O tabutta ne var diyor? Fi sekine tümün rabbikum. Rabbinizden bir sekine var. Yani huzuru manevi var. O görüldü mü yatışma oluyor. Manen. Ve bekiyetun mimma terake âlu Musa ve âlu Harun. Musa ve Harun ailelerinin diyor bıraktıkları terk eden eşyadan kalıntı var. Ne var orada? Bak hadislere şeyde sarık var. Musa Aleyhisselam'ın asasıdır. Harun Aleyhisselam'ın sarığıdır. Nalinleri. Bunlar var diyor. Tehamülü'l melâike. Tabutu melekler taşıyor. Tabut geliyor, taşıyan görünmüyor diyor. Kur'an. Ne oldu bu şimdi? Musevi akidesinde de zannediyorum o Sekine'nin içerisinde Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin tabletlerinin olduğuna filan. Levhalardan da var. Evet. Ama sarık ve nalinler olduğuna dair bütün Taberi tefsirinde hangi tefsiri açarsan içinde ne olduğunu bütün kadim tefsirlerde de görürsün. Selefin tefsirlerinde. Bunları Mevla ayet olarak gönderiyorum diyor. Bunlara değer verdiğinden dolayı. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'a ne geldi? Gömlek. Yakup Aleyhisselam'a ne geldi Yusuf Aleyhisselam'ın? Gömleği. Ne dedi? İze bu bir kamis yaza. Bu gömleği mi babama götürün. Felku ala vecihi. Yüzüne atın. Böyle yüzüne bulasın böyle sürsün. Ye'ti basira. Gözü geri gelecek. Ayet mi bu? Hurafe mi bu? Koca peygamberler yaptı bunu. Felemme ancel beşir. Felku ala vecihi. Fertette basira. Müjdeci geldi. Gömleği yüzüne sürdü. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri geri geldi. Gavur mu oldu şimdi Yakup Aleyhisselam? Şirk mi oldu şimdi? Ne saçmalık bu ya? Hiçbir Kur'an okumuyor bunlar ya. Akıllarını kiraya vermişler ya. İlmi de bırakmışlar. Kur'an'ın ruhu. Al sana Kur'an'ın canı. Özü, özeti. Gömlek de var. Sarık da var. Sakal da var. Hepsi var. Nerede yok? Kutsala eşya olduğuna dair. Ayet okuyorum sana. Bunlar göze sürülebilir, yüze sürdü diyor. Yüzüne atın diyor babama gömlek. Gömleğin işi ne ya? İlaç göndermiyor ki. Melhem sürün demiyor ki. Bu gömleğimi götürün diyor. Gömleğimi yüzüne sürün diyor. Koca peygamberler ikisi de.
Yakup Aleyhisselam oğlunun gömleğini yüzüne sürüyor ya. Ben Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpsem ne var? Yusuf Aleyhisselam gömleğinden aşağı mı? Bütün peygamberlerden üstün. İslam buna şirk mi demiş? Böyle bir saçmalık yapmasınlar. Bunun da dünya kadar delili var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalını, saçını kim dağıttı? Kendi dağıttı. İhramdan çıkarken ne yaptı? Berberi çağırdı. Hallakı çağırın dedi. Çağırdı. Saçını bu taraf, saçı uzundu. Kulak yumuşaklarına kadar. Sağ tarafından aldı bir tutam saç. Dedi ki iksimu beynen nas. Müslim, sahih-i Müslim hadisinde. Bunu dedi insanlara bölüştür. Herkes istiyor dedi. Saçını dağıttı. Öbür tarafını kesir, saçını dağıttı. Kendi dağıttı saçını. Efendimiz Aleyhisselam'ın elinin değdiği saçını adam, sahabeden birisi meşhur sahihte geçer, şöyle alnının perçemine elini değmişti, ölünceye kadar burayı kestirmedi. Resulullah'ın eli değdi diye. Adam kendi saçını. Niye peygamber el değmiş buraya dedi. Yani bu ne? Sahabenin anlayışı buydu. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym ne yaptı? Efendimizin terini şişeye doldurdu. Derinin üzerinde yattı. Efendimiz çok terlerdi yattığı zaman. Deri de teri çekmedi. Kalktı baktı ki ter birikmiş. Hemen kalktı teri şişeye koyuyor. Efendimiz de uyandı dedi. Ne yapıyorsun? Ya Ümmü Süleym dedi. Dedi ki bu en iyi koku bu dedi. Kokunun bundan iyi makbul koku yok dedi. Kokuların içine katıyorum dedi. Efendimiz sükut etti. Bu ikrar değil midir? Şirk olsaydı bir peygamber şirke göz yumabilir miydi? Ne yapıyorsun kadın demez miydi? Mustafa İslamoğlu gibi. Peygamber güldü diyor. İşte diyor peygamberin gülmesi diyor. Allah akıl versin demektir diyor. Ya bir peygamber bir yaşlı kadına Hazreti Enes'i gibi oğlunu 10 sene hizmetine vakfetmiş kadın orada bir yanlış yapıyor. Peygambere yakışır mı ki? Hey senin aklına. Böyle bir peygamber var mı kitapta ya? Susması takriri sünnettir zaten. Susması alay etmek olur mu peygamberi? Halkla alay eder mi peygamber ya? Bu peygambere hakarettir ya. Göya şirkten kurtaralım milleti peygambere hakaret ediyor. 3 Muhammed kitabında. Diyor ki işte diyor Allah akıl versin. Güldü diyor. Halbuki değil. Tasvip etti. Neden tasvip etti? Hazreti Enes en büyük sahabeden. Hadi annesi yaşlı kadın. Diyelim ki fıkıh alimi değil. Sahabenin hepsi fıkıhçı değil. Hazreti Enes fıkıhta, hadiste her yerde, ravilerde kuvvetli. Bir defa sahabenin alimlerinden yani. Ravilerinden bir defa. Sıradan sahabe de değil. Hazreti Enes vefat ederken vasiyeti nedir? Annemin biriktirdiği Resulullah'ın terini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terini benim efendim kefenime dökün. Şirk olsaydı Hazreti Enes onu vasiyet etmezdi kefenine dökülmesini. Daha neler de neler. Hazreti Muaviye Resulullah Efendimiz'in tırnaklarını gözlerine serpiştirmiştir. Kaç tane sakalı şerifini ağzına koydurmuştur sahabeden. Ben kaç tane, Tunus'ta bile bir sahabe vardır Efendimiz'in berberi. Sakalı şerifi kendi yanına gömmüş. Beraber. Kabirde ziyaret ediyoruz tabii kabri ama sakalı şerif de aynı zamanda orada. Sahabenin kabirlerinde dolu sakalı şerif. Halid İbni Velid, Hayat-ı Sahabe'de de var. Birçok kaynağı var. Muharebede, Yermuk mu olacak bir muharebede? Takkeyi kaybetti. Takkemi bulun, takkemi bulun. Bütün ordu seferber oldu. Yaralı, bereli, ordu harpten çıkmış, takke arıyor. Bir de getirdiler eski püskü bir takke. Yahu dediler, mübarek, bu takke için mi orduyu seferber ettin? Yani, bul verirdik sana bir takke ya, millet yorgun. Dedi, bunun içinde Resulullah'ın sakalı var. Kubbesine diktirmişim. Hangi harbe bununla girsem kazanıyorum dedi. Halid İbni Velid bu. Bunu yüzlerce misal getirebilirim. Bir ciltte kitap yazabilirim. Kaç ciltte delil getirebilirim. Öyle anlaşılıyor zaten. Bir ara daha vereceğiz ama bunu noktalayacağız. Bundan sonraki bölümde değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz kısa bir aranın ardından devam edecek. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Son 20 dakikalık bölümdeyiz. Ondan sonra bir 5 dakikalık veda bölümümüz var. Ve tabii sizden gelen çok sayıda soru var. Onlara da cevap verelim istiyoruz ama Süleyman Ateş'in yazdıklarına ilişkin tevhid konusunda yazdığı tevhid la ilahe illallah'tır şeklindeki tespitine ilişkin konuyu önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Yalnız peygamberimize ait olan eşyaların kutsallığı konusu. Mübarek her gün bunlar bunların yazdığı bir yanlışı düzeltelim derken tabii halkın sorularına cevap ama verecek. Yani en az o da halkın soruları kadar önemli çünkü bunlar da sorular üzerine sorulara, ortaya konmuş görüşler bir de itikat konusuna da taalluk ediyor. Halk bunu bilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşyalarında kutsallık vardır. Velilerin, salihlerin eşyalarına da insan hürmet edebilir. Bunların bir sakıncası, bir maniliği yoktur. Geçmiş büyüklerden bu bize tevatüren gelmiştir. Demin okuduğum ayetlerde, hadislerde, sahabenin tatbikatında da örnekleri vardır. Efendim, bütün silsilede meşayihta vardır. Cübbeleri olsun,
Halid-i Bağdat'ın cübbesidir, İmam-ı Rabbani'nin, Abdülkadir Geylani'nin tesbihidir. Yani böyle bir şeyler bulunduğu zaman bunların tabii ki bir bereket oraya hulul etmiştir. Mübarek ellerinin değmesiyle, üzerlerine giyinmeleriyle. Efendim bunlarda mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta der ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın cübbesi meşayihtan birine ulaşmakla o nispet manevi hal ona ulaş. O zamana kadar çok ilerlemişse de zahiri cübbeyi de giymeden o tamamlanmamıştır diyor. Yani böyle şeyler vardır. Bunlar sirayet meselesidir. Ruhaniyetin nüfuzu ve sirayeti meselesidir. Bir insanın bulunduğu yere etkisi vardır. Bulunduğu yerde, ibadet ettiği yerde orada bir feyiz vardır, bir bereket vardır. Bir ruhaniyet vardır. Bunlar doğal şeyler. Bu fiziken de ispat edilir. İspat edilen şeylerdir. Yani insanın eşyasıyla alakası, eşyanın insanla alakası, insanın durduğu yerle, duvarla, bulunduğu odayla alakası. Bunlarda sesleri bile kalıyor yani. Yansımaları bile kalıyor. Eserleri bile kalıyor belki 100 yıl sonra bile. Orada onun bıraktığı bir iz kalıyor yani. Dolayısıyla bunda efendim buna hürmet etmekte, değer vermekte... Buna hürmet etmek, değer vermek, bunlara tapınmak... Anlamıyla hiç alakası yoktur. Tapınmak niyet eden şirk içindedir. Adam Kabe'ye doğru secde ederken bile Kabe'ye secde ediyorum dese kafir olur. Kabe'ye doğru Allah'a secde ediyoruz. Secde ve ibadet Allah'tan gayrı yapılamaz. Allah'tan gayrı hiçbir şey bir şey yaratamaz. Bu olduktan sonraki geri kalan bütün tevessüller, aracılıklar... Hürmetler, teberrük. Mesela burada bir noktada teberrük. Zaten bu teberrüğe girer. Bu dediği mesele teberrüğe girer. Yoksa kimse yani hırka-i şerif hürmetine derken orada bereketlenmek, teberrük bereketlenmek. Bereketlenmek. Mesela Hazreti Ömer'i konuşuyor. Bir de Hazreti Ömer'in oğlu var. Abdullah İbni Ömer. O Abadile Yerba'dan. Sahabenin fakihleri. Dört Abdullah'tan biridir. Onun en büyük ravidir. En büyük ilmi. Ni'mel racülü Abdullah. Buhari hadisinde. Abdullah ne güzel kul diyor hadis-i şerifte. Methedilmiş bir zattır. Abdullah İbni Ömer'in nasıl Efendimiz'i takip ettiğini biliyor musunuz? Babasının tatbikatında o irşat vardır ve yönetim vardır. Şirke kayma tehlikesine kadar tedbir siyaseti vardır. Ama Abdullah İbni Ömer kendi açısından uygulaması nasıldır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Medine'si nerede durursa orada durmuştur. Nerede gülerse orada gülmüştür. Sebepsiz gülmelerini nedir efendim Hikmet-i Resulullah burada gülmüştü. Ben şu anda bir şey gülmem icap etmiyor ama böyle yapmıştır. Bir yerde oturmuştur, ağacın altında kalkmıştır. Ne yaptınız efendim? Burada kazaya hacet yapmıştı. Benim abdest bozmam icap etmiyor ama şekli bir müşabehet olsun demiştir. Mezellik olsun. Abdullah İbni Ömer bu. Sahabenin fakihlerinden, sıradan bir sahabe değil. Dört fıkıhçı varsa biri sahabede. Binlerce hadisi rivayet eden zat. Büyük ravi. Abdullah İbni Ömer'in tatbikatını ne yapacağız? Yani sevgiden, muhabbetten, benzemeye çalışmaktan bunlar teberrük, bereketlenmek. Resulullah Efendimiz nerede namaz kıldı? Şurada. Orada namaz kılmıştır. Sahabenin birçoğu Efendimizin kıldığı yeri arayıp sormuştur. Kabe'ye geldiğinde nerede kılardı? Kabe'nin içine girdiğinde Efendimiz nerede kılır? Şu iki direğin arasında. Hemen gidip orada kılmıştır. Bunlarla şirk manası yoktur. Burada teberrük manası vardır. Bereketlenme manası vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedeninden çıkan şeyler yanmaması nedir? Bir sakal-ı şerif vardır mesela. İnşallah Mevlid gecesi ziyaret edeceğiz. O yanmamıştır. Üzerine cam eritilmiş, dökülmüş. Bizim olsa eseri kalmaz. Tıraş eserinden duruyor. Cam eri içinde açamazsın. Kubbeli şekilde böyle eritilmiş cam. Osmanlı zamanında sadrazamlara yapılan özel bir terkip. Yanmamıştır. Bedenin şerifinden çıkan şeyler yanmazdı. Bunlar hep efendim hadis-i şeriflerle sabittir. Dolayısıyla bir farkı vardır. Onun Allah-u Teala'nın vahyine mazhar olmuş bir zattır. Bunlara bir kutsallık derken bereketlenme anlamında, değer verme anlamında bunlardan yoksa o eşyaya tapınmak eşya diye sahibine tapınma gibi haşa, bir maksat ve şirktir. Kasıt olmamak kaydıyla. Olmamak kaydıyla. Zaten kimsede de böyle bir şey yoktur. Şu anda da bunu bu şekilde diyen birini de görmedim yani. Bu bunu yaratır. Ben bundan bekliyorum şifa diyeni de görmedim. En cahili bunu yapmaz. Dolayısıyla halkta böyle bir durum yokken halkı şirkle İtham etmek, Hristiyan'dan beterlikle itham etmek, halkı, alimleri, bu kadar el-i sünneti, dünyayı, bu çok yanlış bir şeydir. Yani bu tehlikeli bir yaklaşımdır ve bugün bakın Afganistan'da, Irak'ta, efendim Çeçenistan'da bütün bu tehlikeli akımlar tekfirden çıkmıştır. Bütün bu vurdu kırdıcı akımlar tekfirden çıkmıştır, tekfir kültüründen çıkmıştır. O şirk, bu şirk,
Adam orada Kabe'nin örtüsünü öpüyor, hemen geliyor orada bir görevli. Şirk. Hacer-i Esved'i öpüyorsun, şirk değil. Ya bu da taş, o da taş. Bunun şirk olması için tapınmak lazım. Tapınmadıktan sonra o zaman Hacer-i Esved'i de öpen şirk olmuş olur. Hacer-i Esved'e bir şey demiyorlar. Peygamber onu öpmüş. Ya ne mantıksız adamsın yani. Onu öpmek sünnettir. Sünnettir. Diğer taşı öpmek sünnet olmayabilir. Sünnet olmadığı zaman bereketlenmek için adam Hacer-i Esved'e de yanaşamıyor. Gidip örtüyü öpüyor. Ne var örtüyü öpmekte? Bunda şirk olacak ne var? Şimdi Kabe'nin taşı var şöyle birazcık. Bir kere oraya secde ediyorum. Şöyle az olursa yükseklik. Bir çekti beni ayağımdan, kafamı yere vurdurttu. Yani yere secde etti. Ya bu da taş, o da taş. Buradaki taşa ediyorum. Bir şey demiyor. Bir ilerideki reddim mi? Adam uyuzlanıyor, hastalanıyor ya. Ya bu hastalıklı mantıktır bu ya. Bu hastalıklı mantık. Ne evhamlı mantıktır bunlar. Bunlar kendilerinden şirk üzere korkuyorlar demek ki devamlı. İkide bir yani. Bu birbirinden farkı olmayan şeyler. O da taş, bu da taş ya. Oraya secde etti mi? Niye şirk olsun? Yani hocam, aman şimdi... bu şirk işini dillendirmesine. Şirk lafını bıraksınlar. En azından uygun değil mi, uygun değil diyorlarsa hadi kendi görüşleridir, Allah'a havale ederiz. Ama bu şirk derse millete gavur demiş oluyor. Millet de doğru anlasın. Ben halkı İfade... uyandırayım da burada. Halkı uyandırayım. Halkımız öyle şirki ufak bir şey zannetmesinler. Önüne gelen çıkıyor ikide bir şirk şirk diyor. Bu Vehhabi lafıdır. Bu lafları söyleyenler Vehhabilerde etkilenmedir. Ve bu lafların altında sana bana yani Türk toplumuna gavur demiş oluyorlar. Bunu millet anlasın da ona göre tepki versin. Şirki ucuz bir şey zannediyor. Kahvaltıda yenecek bir çerez zannediyor. Ondan sonra evet. Adam hiç etkilenmiyor yani.